Esselamu Aleyküm sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle peygamberlerin sıfatları hakkında konuşacağız. Birinci sıfatımız peygamberlerde olması gereken özellikler, onlardaki vasıflar. Sıdık, doğruluk, doğru sözlü olmak, emanet, güvenilir olmak, emin olmak, fetanet, akıllı ve zeki olmaları, ismet, günah işlemekten uzak olmaları ve son olarak tebliğ de Allah'tan aldıkları mesajları insanlara iletmeleri. Evet, verilen kelimeleri düzeltelim. Birincisi sadık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ, güvenilir, doğruluk ve dürüstlük. Evet, verilen kavramlarla kelimeleri eşleştirelim. Peygamberlerin günah işlemekten uzak olmaları, ne demiştik? İsmet. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırması, tebliğ etmesi. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları, fetanet. Peygamberlerin güvenilir olmaları, emanet. Peygamberlerin doğru sözlü olmaları, son olarak sıdık kelimesiyle anlatabiliriz. Evet, sıdık dediğimizde sadakat, sadık, dost kelimelerini görebiliyoruz. Peygamberlerin doğru olmaları, peygamberlerin dürüst olmaları, yalan iş ve davranışlarından uzak olmaları demektir. Peygamberler örnek oldukları için, insanlara doğru yol gösterdikleri için, inandırıcı olmaları için doğru sözlü olurlar. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahiyi insanlara bildirmekle görevli olan kimselerdir. Görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardı inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle kimse onlara kulak vermez, kendilerine inanmazdı. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Peygamberlerin sıfatlarını güzelce öğrenelim, hep birlikte ezberleyelim inşallah. Faydasını görmenizi temenni ediyorum. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.